İnsanoğlu varoluşu boyunca çocukların ebeveynleriyle ortak özellikleri olduğunu fark etmiştir. Örneğin birileri size mutlaka "baban gibi yürüyorsun" ya da "annen gibi gülüyorsun" ya da "gözlerin amcana ya da dedene benziyor" demiştir. Yani aslında hayatlarımızda hep bir kalıtsal özellikler algısı olmuştur. Ama bu fikir genetiğin babası olan Gregor Mendel'in 1800'lerdeki çalışmalarına kadar bilimsel anlamda hiç çalışılmamıştı. Ama kalıtımın nasıl olduğunu anlamaya çalışan Mendel bile kalıtımın moleküler temelini tam olarak bilmiyordu. Bu sorunun cevabı 20. yüzyılın ortalarına Watson ve Crick'in DNA'nın yapısını çözmesine kadar bulunamadı. Watson ve Crick'in çalışmaları, gerekli verinin büyük bir bölümünü sağlayan Rosalind Franklin, Maurice Wilkins ve başka birçok bilim insanının çalışmalarını temel alıyordu. Ama esasen insanları bilgi depolayan molekül olduğuna inandıran DNA'nın yapısıydı. İşin gerçeği DNA 1953'te değil, 1800'lerin ortalarında keşfedildi. O zamanlar hücre çekirdeğinin içinde bulunan bir moleküldü. Ve insanlar bir süre bu molekülün kalıtımın moleküler temeli olabileceğini düşündü. Bir düşünün. Kalıtımın moleküler temeli olabilmek için neye ihtiyacınız olabilir? Bilgi içeren, bir şekilde replikasyona ve ekspresyona uğrayabilen bir molekül ya da molekül dizisi olmalısınız, öyle değil mi? Fakat 1953'e kadar bu çift sarmal yapı tespit edilemedi. Ancak o zaman, evet, işte molekülümüz bu olmalı dendi. İlk olarak buradaki yapı hakkında konuşalım. Sonra DNA, yani deoksiribonükleik asit isminin nereden geldiğini konuşacağız. Daha sonra neden bu yapının bilgi depolayan, bilgiyi kopyalayabilen ve aktarabilen bir yapı olduğu hakkında biraz konuşacağız. Gelecek videolarımızda bilginin ekspresyonuyla ilgili ayrıntıya gireceğiz. Burada DNA'nın resmini görüyoruz. DNA'nın yapısının burkulmuş bir merdiven gibi olduğunu bu resimden görebilirsiniz. Merdivenin iki ayağının burkulmuş olduğunu da ayrıca fark etmişsinizdir. Bir ayak burada, diğer ayak ise şurada. Ve bu ayakların arasında bu iki ayağı birleştiren basamakların olduğunu görüyoruz. Bu basamaklar aslında genetik bilginin bir şekilde depolandığı yerler. Bu basamaklar farklı bazların birbiri ardına dizilmesinden oluşuyor. Şimdi siz "burada asit diyor, biz neden baz dedik?" diye düşünmüş olabilirsiniz. Onu da açıklayalım. Deoksiribonükleik asit kelimesi aslında şuradan geliyor. Yapının bu kısmı, yani asıl iskeleti, şeker ve fosfatın kombinasyonundan oluşuyor. Bu şeker deoksiriboz, ki bu DNA'nın D'sine tekabül ediyor. Fosfat grubu ise asidik ve bu yüzden asit kısmını, yani DNA'nın A'sını oluşturuyor. Nükleik ise molekülün hücre çekirdeğinin içinde bulunmasından kaynaklanıyor ve DNA'nın N'sini oluşturuyor. Bütün olarak bakarsak biraz asidik bir molekül. Fakat her bir asit için aynı zamanda bir baz bulunduruyor. Ve bu bazlar merdivenin basamaklarını oluşturuyor. Esasen her bir basamak bir baz çiftinden oluşuyor. Ve dediğim gibi bilginin esas olarak depolandığı yerler bu basamaklardır. Şimdi DNA molekülünün basamaklarını oluşturan 4 farklı baz hakkında konuşalım. Bunlardan ilki adenin. Mesela buradaki basamağın bu bölümü adenin olabilir. Buradaki adenin olabilir. Unutmayalım, bu basamakların her biri bir baz çifti tarafından oluşturuluyor. Şu adenin olabilir. Belki buradaki adenindir, belki şuradaki de adenindir. Adenin her zaman timin bazıyla eşleşir. Bunu da yazalım. Şu adenin de demek ki bu ne olacak? Timin olacak. Eğer bu adenin ise bu timin olacak. Eğer önce timini çizseydim, adenin ile eşleşecek diyecektim. Buradaki timin olacak, bu da timin. Şimdi diğer iki baza gelelim. Sitozinimiz var ki bu her zaman guanin ile eşleşir. Ya da guaninimiz var ve bu da her zaman sitozin ile eşleşir.
Bu bazların moleküler yapılarına girmeyeceğim. Fakat bu isimler bilinmesi gereken isimler çünkü sık sık karşımıza çıkar ve genetik kodumuzu oluştururlar. Guanin, sitozin ile eşleşir. Örneğin, belki bu bir sitozindir. Burada da bir sitozin olsun. Belki bir sitozin de buradadır. Belki bu sitozindir. Bu sitozin olabilir. Bu da sitozin olabilir. Bu da sitozin olabilir. Hepsi sitozin olabilir. Bunlar her zaman guanin ile eşleşir. Yani bu guanin, bu da guanin, bu guanin olacak. Guanin, guanin, guanin. Bir anda sanki bir futbolcudan bahsediyor gibi hissettim. Buraya bir şey çizmemişim. Bu da o zaman olsun bir guanin. Bunlar adenin, timin çiftlerinden oluşabilir. Bir tarafta adenin, diğer tarafta timin. Ya da guanin sitozin çiftlerinden oluşabilir. Bir tarafta guanin, diğer tarafta sitozin. Aslında tamamlamak için buradaki basamakları da boyamalıyız. Bunlar guanin ve sitozin ile eşleşecekler. Bunları boyarken bunların aslında nasıl bir kod oluşturduğunu görebiliriz. Birbiri ardından gelen bu bazlar esasen sizi siz yapan bilgiyi kodlar. Sizi siz yapan şeyler hakkında ne kadarının genetik, ne kadarının yetiştirilme olduğunu, yani çevresel olduğunu, yetiştirilmeyle ilgili olduğunu tartışabiliriz. Ki bu süregelen bir tartışmadır. Fakat DNA saç renginiz gibi şeyleri kodlar, bu kesin. Gülüşünüzün ebeveynlerinizinkine benzeyebileceğini daha önce de konuşmuştuk. Çünkü bu bilginin büyük kısmı genetik olarak kodlanmıştır. Sizi siz yapan birçok şeyi etkiler. Ve sadece tür içinde değil, türler arasında da durum böyledir. İnsanlar diğer insanlarla bir bitkiyle olduğundan daha çok ortak genetik malzemeye sahiptir. Ama yaşayan tüm canlılar genetik bilgiye sahiptir. Bu, onların özelliklerini aktarmalarının temel yoludur. Şimdi, şunu sorabilirsiniz. Bir insan ne kadar genetik bilgiye sahip? Sayı sizi hayal kırıklığına uğratabilir ya da kafa karıştırıcı gelebilir. Her tür ne kadar kompleks bir yapıya sahip olduğuna bağlı olarak farklı sayıda baz çifti içerir. İnsan genomu 3 milyar baz çifti içerir. Evet, 3 milyar. Sperm ve yumurta gibi eşey hücreleriniz dışındaki hücreler 46 kromozom içerdiğinden, bu 3 milyar baz çifti 46 kromozoma ya da 23 kromozom çiftine dağılır. Eğer 3 milyarı 46'ya bölecek olursak, kromozom başına ortalama 65 milyonun biraz üzerinde baz çifti elde ederiz. Bazı kromozomlar daha uzundur. En uzunu 200 milyonun üzerinde baz çifti içerir. Bazı kromozomlar daha kısa olabilir. 65 milyon baz çifti sadece ortalama bir sayı. Bu sayı bazılarınız için heyecan verici olabilir. Basit bir yaratık olduğumu düşünüyordum, bu kadar kompleks olduğumu bilmiyordum. Aa, olamaz, 3 milyar! Bu çok sayıda baz çifti ve çok fazla miktarda da bilgi demek diyebilirsiniz. Diğerleriniz içinse bu sayı çok iyi hissettirmeyebilir. Bu kadar bilgiyi taşınabilir bellekte ya da sabit bir bellekte de depolayabilirim. Ben daha eşsiz olduğumu düşünürdüm. Hepimiz özel ve eşsiziz ancak 3 milyar baz çiftimiz mi varmış yani? Sonsuza kadar kompleks olduğumu düşünürdüm ben. Olamaz, olamaz diyebilirsiniz. Fakat bu insan genomunun yaklaşık boyutudur. Kromozomlar hakkında daha detaylı konuşacağız. Mesela buradaki büyütülmüş kısmı ele alalım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bu resimdeki kısımda aşağı yukarı 20 tane baz çiftimiz var. Düşünün ki yaklaşık 65 milyon baz çiftiniz var. Ve bu şeyi alıp büküp sarıyorsunuz ve bir kromozom oluşturuyorsunuz. Şunu düşünebilirsiniz. Vücut hücrelerimin çoğunda bu kadar çok bilgi mi var? Bu şey inanılmaz derecede yoğun bir şekilde sıkıştırılmış olmalı. Aranızda böyle düşünenler varsa doğru düşünüyor. Çünkü DNA molekülünün yarıçapı, yani şurası 1 nanometre seviyelerinde ki bu 1 metrenin milyarda biri demek arkadaşlar. Milyarda biri. Bu rakamlardan DNA molekülünün ölçeğini belirleyebilirsiniz. Aslında bu bilgi depolamak için oldukça sıkıştırılmış bir yöntem. Peki nasıl oluyor da bu yapının içerdiği bilgi replikasyon, translasyon ya da ekspresyona uğrayabiliyor?
Şimdi, bu merdiveni ortadan ikiye bölüp baz çiftlerine ayırdığınızı düşünelim. Bu sayede merdivenin sadece yarısına sahip olursunuz. Eğer merdivenin sadece yarısına sahip olursanız, diğer yarısını inşa edebilirsiniz. Şimdi bir örnek gösterelim. Bu bazların her birinin kısaltması olarak sadece ilk harflerini kullanacağım. Bu çizgi şeker fosfat omurga olsun. Yani merdivenin ayaklarından biri. Buradakiler adenin olsun. Belki biraz adenin burada vardır. Bir adenin de burada olabilir. Belki burada, burada ve burada timin vardır. Buralarda biraz guanin vardır. Diyelim ki burada ve burada da sitozin vardır. Şimdi, merdivenin sadece yarısı diğer yarıyı inşa etmek için yeterli olacaktır. İşte DNA replikasyonu da zaten böyle oluyor. Merdiven ayrılır, merdivenin her iki yarısı diğer yarıların modellerini inşa edebilir. Peki bu nasıl oluyor? Bu durum bu bazların nasıl eşleştiğini temel alır. Adenin her zaman timin ile eşleşir. Eğer bu tarafta A varsa diğer tarafta ne olacak? Otomatikman T olmak zorunda. Burada da, buralarda da hep T olacak. Eğer bu tarafta T varsa karşı tarafta A olacak. Burada ve burada yani A olacak. Eğer bu tarafta guaninin G'si varsa diğer tarafta ne olacak? Sitozinin C'si olacak. Neden C? Çünkü orijinal adının yazılışı C ile başlıyor. Ve eğer sitozin varsa diğer tarafta guanin olacak. Umarım bu örnek DNA replikasyonuna dair bir fikir oluşturmuştur. Ayrıca bu bilginin nasıl diğer formdaki moleküllere ve sonunda proteinlere aktarıldığını göreceğiz. DNA molekülünün nasıl göründüğü ile ilgili güzel bir animasyon buldum. Çift sarmalın nasıl göründüğünü bilmek istiyorsanız işte bu. Burada şeker fosfatların DNA omurgası boyunca nasıl dizildiğini görüyoruz. Ve merdivenin basamaklarını da baz çiftlerimizin işgal ettiğini görebiliriz. Bu bazlardan biri, bu da ona tekabül eden baz eşi. Ve bunlar bütün molekül boyunca yukarıdan aşağı doğru bu şekilde sıralanıyor.